Denize yeniden merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kaç zamandır sizlerle birlikte olamadık. Evet, kaç zamandır? Oldu. Sayalım bir. 3 hafta oldu. 3 hafta oldu. Uzun zamandır böyle 3 hafta ara vermemiştik. Siz çok özledik. Evet, çok özlüyoruz sizi bu arada. Ama işlerimizden dolayı da sizlerle birlikte olamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi kendimize bir gün ayırdık. Böyle evet. Otelden çıktık. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Videomuzdan sonra otele müthiş bir talep oldu yine. Onlara yetişmeye çalıştığımız için zaten burada sizlerle birlikte olamadık ama orayı artık sakinledik. Herhalde buradan sonra daha ben sık. Ben şey diyorum yani yaz dönemi biz ekranlarda buluşmuyoruz, otelde buluşuyoruz evet, gibi bir şeye fiziksel dönüşüyor. Fiziksel buluşmalara dönüşüyor bizim yaz dönemki buluşmalarımız. Şimdi bugün bir kendimize ara verelim dedik. Evet. Bir gezelim, tozalım biraz dedik. Kendimize ara verelim dedik ama. Kendimize ara verelim dedik. Mesela ben şu anda ben değilim. Bak kıraçım mesela. Farkında mısın? Tıraş oldum dün. Saçları kıraş yaptım. Birazdan parçamı dokuyacağım. Bugün Fethiye'yi gezeceğiz. Geçen sene evet. Sizlere Fethiye'nin gezilecek yerleriyle ilgili küçük böyle bir video yapmıştık kılavuz niteliğinde ve çok beğendiniz. 2 senedir o zamandan bu zamana evet. kadar bize gelen herkes o videodan esinlenerek geldiğini, evet. oradaki yerleri gezerek Fethiye'yi keşfettiğini söylüyor. Biz de dedik ki neden bildiğimiz diğer yerleri de göstermeyelim evet. ve bugün hem gezelim hem gösterelim, eğlenelim, hem de gezelim dedik. Şimdi şöyle, geçen videoda o kadar fazla bir tane böyle yemek önerisinde bulunmuştuk evet. ve çok fazla oraya giden olmuştu. Biz de bundan tabii ki çok mutluluk duyduk. Yani çünkü bu videoları bu yüzden yapıyoruz. Tabii yani böyle ki. Size rehber olsun diye. Evet. Şimdi de dedik ki o zaman çok güzel bir kahvaltıcıdan başlayalım. Geldik, kapısında bekliyoruz. Açlıktan ölüyoruz. Ben de çok açım. İçeri o zaman girelim, videomuza da başlayalım. Çok güzel manzara noktaları olacak. Bakın sadece Fethiyelilerin bildiği. Allah Allah. Ondan sonra işte gezeceğiz, eğleneceğiz. Hadi. Gezmeli, gözmeli, öğrenmeli. Ve fiyat öğrenmeli. Fiyat çok önemli. Mekanımızın adı Enver Yalçın Yörük Müzesi. Neden müze? Aslında burası bir kahvaltıcı. Hem de çok güzel bir kahvaltıcı. Ve bence Fethiye'de bulabileceğiniz en güzel kahvaltıcı. Hatta evet. biz Türkiye'de daha güzelini gördüysek şimdi hatırlayalım. Bence görmedik. Peki onu güzel yapan şey neydi? Birincisi kesinlikle ortamı. Evet. Yani insanları ve doğası. İnsanları da inanılmaz doğal. Yani hem kahvaltınızı yapıyorsunuz hem böyle bir tiyatro var arkada sürekli. Evet. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltı bu arada çok çeşitli ve sınırsız. Yani 200 lira veriyorsunuz ama ücretsiz istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Ek alabiliyorsunuz. Hadi bir görelim bakalım neymiş şu ekler. Ve arka tarafta da bir müze var. Oturalım, bu tarafa oturalım. Sen karar ver. Valla şu sağ köşe bak, tekerleğin altına geçebiliriz istiyorsan. Şurası mı? Tamam. Masa kapasitesi yeterli ya. 1, 2, 3, 6. Yine 30 tane bir masa var burada. Alt katta da 8-10 tane masası var. Yine de erken davranıp güzel saatte gelmek lazım. Yer bulamayabilirsiniz çünkü. Beklersiniz bayağı. Ve Emre abim çok açık sözlüdür. Her şey söyleyebilir o anda size. Beklemezsen bekleme falan diyebilir. Niye bu kadar sizi aç bırakacak halimiz yok, aşağıda biraz bekleyin diyebilir. Fazla doğal ortam. Ekmekler de burada yapılıyor. Şöyle masamızı hemen bir tanıtalım. Zeytinlerimiz, bütün her şey organik bu arada. Evet, buradaki yan bahçeden topluyorlar. Hatta kahvaltıdan sonra bir iner bakarız oraya da. Evet, güzel olur. Şurada bir yerde. Canınız çekerse çok çok özür dileriz. Yumurtamız soğursa da biz kendimizden özür dileyelim bence. Patates bile var, ebur. Oo, senin haberin yok. Ben içeride çektim hepsini. Peki sana bir şey söylüyorum. Söyle. Bunların bu kadar lezzetli olmasının nedeni ne olabilir sence? Yani arka bahçeden taze taze birçok şeyin geliyor olması olabilir mi? İkincisi? İkincisi biz çok aç olabiliriz. Üçüncüsü de her şey içeride ateşte yapılıyor. Öyle mi? Evet. Ha, anlaşıldı. Şimdi çözdük işte buranın sırrını. O zaman afiyet olsun bize. Şunlar da organik bu arada arkadaşlar. Ve bunlar yanında ikram olarak geliyor. İstediğiniz kadar da içebiliyorsunuz. Şundan 5 bardak içsen zaten buranın fiyatına karşılık geliyor. En son 200 lira çıkarken göreceğiz karşılığı. 200 lira yine. Tamam başlayalım hadi. Evet. Çaylarımız geldi. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Abi buradaki ürünlerin hangilerini siz bu bahçeden doğal olarak hazırlayıp toplayıp getiriyorsunuz? Hemen hemen %70'i. Mesela örnek verebilir misin? En iddialı şudur diyebilir misin? Zeytinler, reçeller,
Çayınızı alın. Teşekkürler. Biz bu arada iki kişiyiz. Bize üç kişi geliyor. Olsun. Aldım bendeki potansiyeli gördü anladığım kadarıyla. Zeytinler, reçeller falan. Bu yumurtalar falan da yine sizin tavuklardan mı? Evet. Gerçekten. Ellerinize sağlık. Her şey ya. Bize sürekli üç kişilik servis geliyor. Ne acaba? Sizde öyle bir şey var mı? Mesela birileri bana bakarken ben bir şey yapmaktan asla çekinmiyorum. Ve ben benim yanımdaki insanlar çok utanıyor bazen. Yap bakayım bir şey. Amin. Milkshake var mı? Gelecek şimdi 10 tane milkshake. Mesela sabahtan beri milkshake. Benim yanımda bazen şey yapıyorlar. Mesela dans etmeye başlıyorum birden bir yerde. İnsanlar kaçışıyor. Hemen yanımdaki insanlar hemen kaçıyor. Bunu ne yapıyorsun ya? Bunu ne yapıyorsun ya? Ama kimseyi rahatsız etmiyorum yani sonuçta. Ulan abi bir rahatsız etmiş. Ben bir çay yapayım. Çay istedi ama mutfaktan. Belki de bitmiştir. Ama şurada portalada teşekkür ederiz. Şu anda Fethiye merkezdeyiz. 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 Tamam mı? Merkezdeyiz. Bundan sonra Atlas'a devam ederek. Şimdi Fethiye kendi içinde 4 ana bölgeye bölünüyor. Bunu bir belirtelim başta. Evet. Çalış bölgesi, Fethiye merkez bulunduğumuz yer, Ovacık ve Hisarönü bölgesi ve Ölüdeniz bölgesi olarak. Biz şu anda Fethiye merkezdeyiz. Size öncelikle Fethiye merkezdeki olanakları, neler yapılabilir anlatacağız. Onun için buraya geldik. Fethiye sahilde tekne turlarının kalktığı bölgedeyiz. Evet. Fethiye'ye gelmişken tabii ki tekne turlarını yapmamız gerekiyor ama nereden yapalım? Fethiye merkezden mi yapalım yoksa Ölüdeniz'den mi yapalım? Biz size bunların seçeneklerini sunacağız. Siz hangisini tercih ederseniz deyip bırakacağız. Evet. Fethiye merkezden kalkan tekne turlarının avantajlarından bir tanesi tekne turunun kalkacağı saati beklerken ve tekne turunuz bittikten sonra dinlenmek için böyle bekleme alanları var, kafeler var, çok güzel bir parkı var arkada çocukları oyalayabileceğiniz. Ondan sonra burada yiyip içebileceğiniz, yine serinleyebileceğiniz imkanlar var. Hediyelik eşya almak için bile yerler var. Hatta kitap bile satıyorlar. Hiçbir şey yapmasanız bile burada böyle kordonda yürümek çok keyifli bence. Kesinlikle keyifli. Tersanenin kokusu, ileride tersanemiz var. İlerideki tersane ve plajlara da gitsek mi? Çok uzar o iş. Onu başka bir başka videoda başka bir videoda Fethiye merkezde denize girilecek yerler anlamında size bir şeyler de çekeriz. Mesela hemen burada bir dondurma. Burada bir deskimiz var. Soralım bakalım. Fethiye'de fiyatlar yüksek diyorlar. Soralım yüksek mi değil mi? Bu sene dondurma fiyatı nedir? Bodrum'da 100 lira, 150 lira falan diyorlar tek topu. Bizde nedir? Şöyle, ticaret odasının açıkladığı top fiyatı 55 lira. Ama evet, biz burada şu an 35 liraya veriyoruz. Buradaki yazan rakam 1,5 top, 3 top ve 5 top şeklinde. Evet. Yani 35 lira uygun bence yani diğer lira, duyduğumuz normal, Antalya normal. Bodrum piyasasına göre bence onlara iyi göre yani. Çok iyi. Evet. Değil mi? Nasıl peki evet, işler nasıl bu sene? Biraz geç başladı. Evet. Daha da bekliyoruz açılacak diye. Ya havalar geç ısındı ama farkındasın. Evet. Seçim vardı. Seçimden yani en az 1 ay, 1,5 ay ileri yattı. Tek zıplaya zıplaya. Şöyle. Cihan düşüyordu. Cihan çekeyim. Cihan. Şu anda Şehit Fethi Bey Parkı'na geldik. Fethiye'mize son yıllarda kazandırılan bence en güzel hizmetlerden, alanlardan bir tanesi burası ya. Evet bence de. Çünkü bu gördüğünüz koskoca alan bundan bir 4-5 sene önce balçık, kum, böyle bildiğin kullanılmaz bir alandı. Çamurdu yani. Buraya kimse gelip ayak basmazdı ama böyle güzel bir hale çevrildi burası. Hem de Şehit Fethi Bey adı verilerek onun burada hatırasını yaşatıyoruz. Şehit Fethi Bey Türkiye'nin ilk pilotlarındanmış bebeğim ve ilk şehit olan pilotlarındanmış. Burada böyle şehit olduğu uçağın küçük bir imitasyonunu koymuşlar. Allah sanırım, rahmet eylesin. Amin. Sanırım Mısır dolaylarında bir test uçuşu yaparken orada şehit oluyor kendisi. Ama biz burada Fethiye'de onun anısını yaşatıyoruz. İnanılmaz güzel olanakları olan, olanakları, süper olanaklarla dolu olmuş bir park burası. İçeride aklınıza gelen her türlü oyuncak var. Evet, ben hiç hayatımda böyle bir park görmedim. Hepsi çok güzel. Sadece manuel oyuncaklar. Yani elektronik bir şey bekleyerek buraya gelmeyin lütfen. Na 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 na. Hop buraya. Evet, çocuklarınızı böyle eğlendirebilirsiniz ya da kendiniz de eğlenebilirsiniz. Sabahları gelinin yarın. Benim ellerim ağzı zıplamaktan. Evet, çok büyük ihtimalle ben mikrofonumu demin şurada zıplarken düşürdüm. Araya da girdi büyük ihtimal. Evet, mikrofonu ara bakalım.
Ama düşse hissederdim ya. E nasıl hissetmemişsin işte, düşmüş. Çantaya koymuş olabilir. Ben bir çantaya bakayım. Burada. Orada mı? Evet. Mikrofonu düşürdük. Nasıl alacağız bunu? Yap numaranı, al onu. Nasıl alayım? Aha, güvenlikte çubuk falan arıyor, yandık. Sıkıntılara kaldıysak mikrofonu unutalım. Maşa lazım aslında bir tane. Hani nerede? Baksana. Şurada. Abi burada nasıl geçirdiniz bunu ya? Abi o da bir yetenek, doğru söylüyorsun. Bilmemse olacak gibi. Olacak abi. Dur alırım ben. Dur. Sen elini tersten sokuyorsun. Dur Allah'ı sen dur. Sen elini tersten sokuyorsun. Elini şurada soksan kızım. Sen Allah'ısın orada. Acıtma elini. Vay be. İşte bak parkın güvenliği emin ellerde ya. Eline sağlık. Teşekkür sağ ederim. Sağ ol, var olun. Gördüğünüz gibi burada her türlü aksak durumlara anında operasyonlarla müdahale edebiliyoruz. Devam edelim. En son uzun eşekli kalmıştık. Ben daha fazla bir şey bilmiyorum. Cüzdanım, telefonum tamam mı? Telefon da yok. Çok kaptırdın kendini ama çok, sen. Ama ben bayağı bir tam tur attım ya. Tam tur attım, sana da tur attım üstüne. Evet. Cem ben korktum biraz. Çok hızlandık. Ya bir kere atayım ya. Atamıyorum. Çocuk bende. Bir makas. Montajda atmış gibi gösteriyoruz. Ne buluyor bu? Pirana. Uzak yollardan, ta Amerikalardan gelip Fethiye'ye yerleşen rakibi Ivan Draga spor salonlarında kendini göğününü eğlerken, o ise burada Fethiye, Fethi Bey Parkı'nda antrenmanlarını sürdüren Rocky Balboa'ya uzatıyoruz şimdi mikrofonları. Duygular alalım efendim. Sen Türkçe konuş, ben altta şey yaparım İngilizce. Alalım duyguları. Ne diyeceğimi bilmiyorum Cihan. Yan salonum ekipmanlarında kendimi geliştiriyorum. Ayak basma elemanına çıkarak üst kısımdaki vücut tutma borusundan buradan bütün okudum. Bütün Rocky Balboa severlerden özür diliyoruz. Çok özür diliyoruz gerçekten. Sen biraz Rocky Balboa taklidi yapalım. Cihan nasıl yapacağımı söyle. Ağzı yamuk. O da yaşlandı. Kendisi de yaşlandı şu anda. Botoksla ayakta duruyor. Öpeyim. Evet, Fethi Bey Parkı'nda işimizi bitirdik. Şimdik çok güzel bir yeme noktasına gidiyoruz yine. İlk defa bir videoda iki yemek noktası paylaşacağız, farkında mısın? İki, akşam da var, üç yemek akşamda noktası. Akşamda üç, evet. Hem öğreniyoruz hem kilo alıyoruz. Ha, güzelim 76 kilo, kesin 77'ye çıktı benim bugün. Fethiye'nin en güzel çağ kebabı yapan dükkanına gideceğiz. Çok butik bir noktada. Öğlen saat 2-3'ten sonra kebabı kalmıyor bildiğim kadarıyla. Ya belki şimdi biz gittiğimizde kalmamış olabilir ama biz size yine de ismini vermiş oluruz. Evet, bir gidelim. Cezayirli... Bir, ne ustaydı? Cezayirli usta. İsmin tam bir ismin söylenmesini istemedim. Süper, yetiştik. Yetiştiniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Daha serin. Bakalım daha serinse abi. İyi olur. Elinize sağlık. Sizi bu kadar meşhur yapan nedir? Siz müşterileriniz. Yemeklerimiz geldi. Çok merak bakalım. Ediyorum. Önce bir görelim. Seninki bir. Asıl bomba burada bir. Bak bakalım tadına. Hemen seninkini saldırıyorum. Yediysene. Etin tadını sor. Ya. Abone misin bundan sonra? Çok iyi değil mi? Ağzımda bir şeyler yaşandı. Yani bunun her hızında böyle yiyemezsin ya. Böyle kadar büyük şey olsun. Fethiye'de yaşıyoruz böyle. Bakın Fethiye'de yemek konusu gerçekten bence inanılmaz. Hatta bir gün böyle bir bölüm yapalım diyorum Can'a da, ikna edemiyorum. Siz ne dersiniz buna? En güzel yerleri gösteriyoruz. Aşkına ne çekeceğiz? Umarım otel restoranı.
yemeğimizi yedik. Ben 1,5 çağ kebabı yarım ekmek, Ebru'nda 1, benimkisi soğanlı, 12'si soğansız. 1 açık ayran, 1 de kutu kola aldık. 125 abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Mustafa, eline sağlık. Sağ ol. Sınırlı sayıda bulabileceğimiz güzellikte bir eti şu anda biz 325 lira, ikimiz 1,5 ve 1 olmak üzere yedik. Gayet uygundu. Tat mükemmeldi. Fethiye'nin en iyisi. Ve Cezayir Usta. Cezayir Usta. Balık pazarında Cezayir Usta diye ararsanız zaten bulacaksınız. Herkes biliyor yerini. Burada bir tezatlık var. Balık pazarıyla kebapçı ne alaka diyeceksiniz ama işte Fethiye'nin güzel tezatlıklarından bir tanesi de bu. Yine Türkiye'nin sayılı balık marketlerinden bir tanesi burası. Ben şunu biliyorum bebeğim. İstanbul'dan, İzmir'den, orada Ankara'dan, şuradan, buradan hafta sonu sadece buraya gelip burada taze balığını alıp yemek için gelen buraya gelenler var. Ne güzel. Çok da güzel bir cümleyle. Biz de gidelim görelim. Şimdi burada büyük bir böyle pasaj var. Pasajın içinde koca bir yuvarlak stand kurulmuş. Yani standlar grubu kurulmuş ve balık satılıyor. Sürekli taze balık geliyor bu pasajın içine. Ve taze balıklar o birazdan göreceğimiz yuvarlak standların içerisinde satılıyor. Siz gidiyorsunuz, balığınızı seçiyorsunuz ve bu gördüğünüz restoranlardan herhangi birine oturup buradan meze hizmeti alarak o balığı pişirttiriyorsunuz. İşte yemesi, içmesi, salatası, bilmem nesi restorana ait. Balığınızı aldığınız yere ödemesini yapacak şekilde pişirip burada mükemmel bir balık gecesi yaşayabiliyorsunuz. Akşam fasıl oluyor burada. Biraz kalabalık oluyor. Fiyatları son yıllarda arttı diye ben duydum. Ancak evet, şunu fark ettim sonra, yani alkollü içeceği eğer biraz küçük tutarsanız, sadece yemek olayına odaklanırsanız öyle can alıcı fiyatlara da sahip değil. Bunu söyleyelim. Bu şekilde devam edelim. Kola içebiliriz yani burada. Problem yok. Bu balıkların hepsi Fethiye'den mi çıkıyor? Öncelikle bunu merak ediyorum. Yani şurada gördüğümüz balığın hemen hemen %60'ı, şu anda gördüğümüz balığın %60'ı Fethiye. Şöyle, Afya, buranın balığı, lokum balığı buranın balığı, ondan sonra bu barbunlar buranın, turna, ispirina turna buranın, mercanlar buranın, derin şupaları, burası, lokolar buradan geliyor. Sardalya var, sadece Çanakkale'den geliyor. Şupra, levrek, kaya levreği, bu tür balıklar da Bodrum'dan geliyor. Çok güzel. Yurt dışından sadece somon geliyor şu anda. Yerli somon da var. Ne kadar da bir geliyor peki bunlar? Siz günlük olarak günlük geliyor. Süper. Evet. Tedarikçilerimiz var. İhtiyaca göre, siparişe göre ya da buradan eğer balık az çıktığı zamansa ona göre geliyor. Çok havalı araçlar var dışarıda. Onlarla günlük geliyor. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi videonun başında Ebru'nun bahsettiği, sadece Fethiyelilerin bildiği, çok az sayıda turistin bildiği bir fotoğraf çekme noktasına götüreceğiz sizi. Burası Like yolu üzerinde bir yer ama böyle biraz arada kaldığı için pek kişi bilmiyor. İnanılmaz bir Ölüdeniz manzarası vardır. Böyle eski çağlardan kalma antik bir balkonun içinden manzarayı izlersiniz. Biz orada kahvaltı da yapmıştık bir kere, hatırlıyor musunuz? Çok güzeldi, bir daha yapsak mı? Ben gidiyoruz. Ben yine kilo alacağım galiba. Şöyle önünde durup da bir konuşma yapasım geldi ya. Yapayım mı? Yap lütfen. Yapayım o zaman. Şimdi sizi bu gösterdiğimiz, getireceğimiz bu noktaya arabayla gelemiyorsunuz arkadaşlar. Ovacık'tan Ölüdeniz plajına doğru inerken sola bir yol kıvrılır. Like yolunun başlangıcı diye tabelası da vardır zaten oralarda bir yerlerde. Oradan içeri girdiğinizde, orman yolunu takip ettiğinizde sizi buraya kadar getiriyor. Burada yol kapanıyor. Bundan sonra motorlular ancak devam ediyor veya yürüyerek devam edebiliyorsunuz. Şimdi size eğer olur da yürümek zorunda kalırsanız gideceğiniz bu noktaya toplam kaç kilometre yürüyeceksiniz, onun da bilgisini verelim. Yoktur öyle kilometre bence. Vardır. Burada iki tane çok güzel nokta var. Bir tanesi dediğim gibi o lahit diyorum.
antik balkonun içinden manzara izliyorsunuz. Diğer nokta onun daha tepesinde Likya yolunun hemen başlangıcındaki Büyük Seyir Tepesi. İkisinin de mesafesini söyleyelim. Geldiğinizde boşuna buraya park edip hani yürümeyin eğer uzunca gelecekse size. Atla bakalım gidelim. Su almadık, ağzımız pürtüleşiyor. Evet. Evet, bahsettiğimiz noktaya geldik. Hemen bakalım kaç kilometre tutmuş. Ona göre para üstü vereceğiz. Bakıyoruz. 49, 48'de başladık orada. Ya 1-1,5 kilometre falan. Arabanızı bıraktıktan sonra yürümeniz gerekecek. Değer mi değmez mi birlikte karar verelim. Biz çok defa geldik çünkü de şimdi objektif olamayabiliriz bazı durumlarda. Hava bu kadar sıcakken bir ben de. Ben olurum, kesinlikle değer. Gidelim bakalım. Biz tıs tıs. Biz tıs, gideriz tıs, ormana tıs. Hey ormana. Zor şimdi zor. Şimdi nerede? Nerede? Ne oldu? Ne duydun? Şimdi nereden geldiğimizi gösterelim. Normalde yol böyle devam ediyor. Şöyle ikiye ayrılıyor. Biz buradan girdik. Şöyle geldik. Ve burada eskiden bir büyük ihtimalle hayat vardı. Çünkü define avcılarının delik deşik ettiği bazı yerleri gördük. Zaten içeride yine lahitler var. Dediğimiz gibi gideceğimiz yerde antik bir balkondur efendim. Böyle balkon mu olur dersin ya? Böyle balkon mu olur ya? Ama kıvırtıyorsunuz ha. Aa, çok kıvırdın değil mi bugün? Evet. Bak gördüğün gibi bu taşların hepsi işlenmiş taşlar bak. Düz taş değil. Kesim. Sen beni arkadan çekme istiyorsan ya. Bak burası da yine belli ki ya bir mezardı ya bir şeydi. Eşilmiş deşilmiş. Çekeyim mi ya? Teşekkür ederim. Evet, balkonumuza az kaldı. Benim çantama kedi işediği için çok kötü kokusu geliyor böyle. Yürüdükçe, rüzgar estikçe. Üstüme. Burada yine sağ olsunlar plastik çöpünü bırakmışlar torbasını. Hangi duyarlı vatandaş arkadaşsa. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Geliyoruz önden antik balkona. Önden ben gideyim. Gel. Sunum yapayım, balkon sunumu. Yap bakalım. Balkon konuşması da yaparım üstüne. Geldik geliyoruz, çok az kaldı. Olur da buralara gelmek isterseniz arkadaşlar dikkatli olun. Ebru'nun böyle keçi gibi indiğine bakmayın, o alışkın. Hangi kayanın nasıl bir etki yaratacağına vücudunda çok hakim bir insan. Evet. Abi buraya da atılmaz çöp şişesi, pis şişelerinizi atmayın lan. Giderken toplarız. Her taraf izmarit, pet şişe, karton bardak. Neyse. Evet. Evet. Antik balkon. Çekil yavrum. Çekileyim. Nereye? İşte size antik balkon. Tatam. Gerçekten öyle. Bak mesela şunlar. Bunlar sunak mı ne bir şey diyorlar. Buraya böyle mum koyuyor. Oraya mum koyuyor. Burada oturuyor çiftimiz ve manzarayı izliyor. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Burayı herkes bilmez. Ölüdeniz'in bambaşka bir manzarasıdır. Şuraya biz masa atıp kahvaltı yapmıştık bir kere. Şuraya bakın, şuraya. Hemen size ufacık bir tüyo vereyim. Teleferiğe bindiğiniz zaman göreceğiniz manzara bu. 140 lira cepte. O geçen seneki fiyat. Geçen seneki fiyat. Sonra paraşütle uçtuğunuzda yine göreceğiniz manzara bu. 2000 lira cepte. Tam bir cep dostusun ya bugün. Ben bundan birkaç sene öncesinde paraşüte binmiştim. Daha sonra da ihtiyaç duymadım. Mesela her gelen o kadar abartıyordu ki şöyle güzel böyle güzel. Bana çok çekici gelmemişti. Çünkü buradan tam bu noktadan bu manzarayı birçok defa görmüştüm. Aşkım bu söylediğin şey çok güzel ama bir tanesinde uçarak izliyorsun. Bir tanesinde çekirdek çitlemiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hiç öyle hissetmiyorsun. Onda böyle adrenalin falan düşünüyorsun ama değil. Koltukta oturuyor gibisin. Hiç rüzgar bile esmiyor yüzüne. Allah, atlarken falan? Bir tek atlarken. Atlarken, o da 3 saniye. Evet. Ya tabii ki onu sevenlerin de yapmadan geçmeyecekleri bir aktivitedir. Paraşüt aktivitesi. Onun da birazdan inip fiyatlarını soracağız. Lakin gel gelelim bizim paraşütümüz bu işte be. Evet. Karşınızda lagun kısmı. Burada Belce kız. Birazdan hepsini göstereceğiz. Şu tarafta Kıdırak var. Bu arada teleferikle ilgili de bir düzeltme yapayım sana. Sen bayağı çünkü sistemin karşısında bir duruş gösterdin şu anda. Buradan teleferik yavrum babadan tepesine kadar çıkıyor. Evet tabii ki. Yani 2000 metreye çıkıyor. Sen şu anda taş çatlasa bak taşlar çatlamış. Ben sadece iki tarafında gördüğü manzarayı göstermek istedim bedavaya. Evet aşkım teşekkür ediyorum. Bu videonun amacı buydu zaten değil mi? Tabii ki.
O yüzden niye bana ödettin sen çağ kebaplarını o yüzden? Uçuyor musun? Uçuyorum. Nereye uçuyorsun? Şu manzaraya doğru. Nereden uçuyorsunuz? Nereden başlattınız? Noktayı bir daha anlatın. Buradan efendim. Babadağ çıkmadan önce tepesine. Evet, güzel. Şu anda Babadağ 2000 metrede tepemizde. Burası ortalarda bir yer galiba. Aşağıya doğru da bir 1000 metre olsa biz tam böyle ortadayız. Ne kadar güzel bir matematikle size orayı anlattım. İnanılmaz. Burası var ya çok güzel bir yer. Buraya gelme. Ama çok güzel gerçekten Cihan. Gerçekten çok güzel çünkü burası bilinmeyen bir yer. Bilinmeyen yerler normalde güzel olur. Burası da güzel ama çok da çöp de var. Şöyle yani bilindiği kadar yetmiş buraya. Acaba bunu biz hiç koymasak mı ya? Çok ciddi söylüyorum. Bizim takipçilerimiz yapmaz öyle şeyler. Ama biz de çöp toplamadık bak bu sefer. Keşke bir poşet olsaydı yanımıza şunları toplasaydık ya. Evet. Ya biz var ya vicdansızız bizim millete. Yani bunu yabancılar da atıyor olabilir. Bizim millet derken dünya ırkı anlamında söylüyorum ben zaten bunu. İnsan olarak. İnsan ırkı olarak evet. Evet. Böyle güzelim bir yerdeyiz arkadaşlar işte. Buraya gelirseniz lütfen burayı temiz tutun. Geldiğinizde kafanızı dinleyin. Böyle eşinizle, dostunuzla, kız arkadaşınızla, onunla bununla. Şuraya sandalyelerinizi atın. Öyle bir manzarası var ki bunun. Güneş karşıdan batar. Böyle denize doğru batar. Aşağıda Ölüdeniz. Burada lagun. Arka tarafta Göcek. Gidiyor. Ondan sonra bu taraftan böyle Kayaköy, Fethiye tarafına gidersiniz. Bu taraftan Yediburunlar. Bu Yediburunları aşağı öbür tarafa giderseniz devam eder. Karadere, Patara, Kaş, Kalkan, Antalya. Dünya yani o kadar küçük ki aslında. Yani şu çöpü şuraya atmaya değmiyor. Evet şimdi teleferiğin kalkış noktasına geldik. Burası önce 1800 metreye daha sonra 2000 metreye çıkıyor. Geçen sene dediğimiz gibi fiyatlar 140-160 TL arasındaydı kişi başı. Bakalım bu sene kaç lira olmuş. Biz şimdi binmeyeceğiz. Eğer merak edenleriniz varsa şuraya geçen seneki videoyu bırakayım. Orada zaten detaylı çekmiştik. Onu izleyebilirsiniz. Manzara değer mi sence? Kesinlikle değer. Değer. Yani bakalım kesinlikle. Çok abartı bir değişiklik olmadıysa değer. Çünkü bütün Fethiye'yi, Göcek'i, Marmaris'e kadar neredeyse Muğla'ya kadar her tarafı görüyorsunuz tepeden. Evet. Eğer açık bulutsuz bir günde yaparsanız bunu daha kârdasınız diyebiliriz. Şunu söyleyelim, araç park noktası biraz ileriye doğru istasyonun girişinden. Oradan buraya bu buggy arabalarıyla bak şunlarla müşterileri getiriyorlar, kapıya kadar bırakıyorlar. Bu acaba ekstra ücret mi? Pardon, bu ekstra ücret alıyor musunuz buna? Otoparktan buraya müşteriyi taşıyorsun, geldiği zaman da geri uğratır. Güzel. Çok güzel, ücretsizmiş. Güzel. Süper bir hizmet. Evet. Biletlere bakalım kaç para? Bilet fiyatları ne kadar acaba? 225 lira bir şey. 225 bir. Çocuklardan ücret alıyor musunuz? Öğrenci diye şey yaptığımız bir kısım var. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Yani, sağ ol. Çok bir fark yokmuş geçen seneyle bu sene arasında. Evet. Paraşütlerin fiyatlarını öğrenmeye geldik şimdi. Paraşüt yapmanın, uçmanın yani. Paraşütlerin direkt kendisinin paraşütü değil. Dikmenin ve maliyeti anlamında değil. Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Kolay gelsin, hoş bulduk. Paraşüt fiyatları nedir acaba? Tabii. Efendim. Evet, çekimdeyiz. Tamam. Terlettiniz evet, beni burada. Baştan baştan alırız bir şey olursa. Tamam, biz de 3 defa aldık şurada. 2023 Fethiye aktiviteleri fiyatlarını almaya şu anda bir acenteye geldik. Evet. Abi, merhaba Cihan ismim vardı. Yolcuların dikkatine seyahat kanalı bizim karavan, kamp, çadır falan yapıyoruz böyle. Hoş geldiniz sizler. Hoş bulduk. Sağ olasın. Biz de Fethiye'de yaşıyoruz bu arada. Hı-hı. Böyle her sene takipçilerimize buradan bilgiler veriyoruz. Ne diyoruz, ne soracağız şimdi? Öncelikle size paraşüt fiyatı alacağız. Lütfen. Bizim firmamızdaki paraşüt fiyatı 1700 lira. Tamam. Bunun için de fotoğraf ve video hariç hepsi dahil. Yani buradan transferiniz, Babadağ girişiniz, uçuşunuz hepsi dahil. Fotoğraf ve video isterseniz o iki türlü kameradan çekiliyor. Bir tanesi bildiğimiz GoPro, bir tanesi de panoramik 360 derece. Ha, o da yeni eğer, çıkmış. Evet. Eğer normal GoPro'larını istiyorsanız 650 lira alıyor pilotları arkadaşlarımız. Eğer panoramik derseniz 350 lira o da. Tamam, çok iyi. Yani ortalama aslında 2000 lira, 2100 lira. 2300 liraya gelebiliyor. 2300 lira, 2023 senesinde uçuşlar var. Evet, var. Yılla sayılar uyumlu var.
Bu sene fiyatlar biraz sanki düşmüş gibi değil mi geçen Doğrudur. Seneye göre? Doğrudur. Geçen seneye göre düştü. Güzel, güzel. Yani daha çok ulaşılabilir bir hale almıştır. Bence iyi olmuştur. Peki ben şimdi ortaya bir şey atacağım ama iyi mi yaparım, kötü mü yaparım bilmiyorum. Evet. Şimdi bizim takipçilerimize özel bir indirim olabilir mi mesela? Bence olmaz çünkü zaten uygun söylüyor. Belki olabilir. Olmaz mı? Olmuyor maalesef. Uygun aslında. Görün işte, görün. Fiyat uygun. Başka ne çünkü, var peki? Efendim? Safari var mı sizde? Evet. Safariler ne kadar? Buradan böyle gösterebilirim. Tamam. Yamaç Paraşütü zaten inmiş yer olan burası. 12 adalar. 12 adalar. Bunu sorduk. Burada ne kadar? Ödeniz'e ne kadar şu anda tur fiyatları? Şimdi bizim 12 adalara buradan eğer satılırsa tabi transfer değil. Ödeniz 400 lira. 400 yemekli lira. 400 lira. Yemekli 400 güzel uygun. Bu nerelere gidiyor? Kelebekler Vadisi'ne şimdi, gidiyor. Evet, akvaryum koyu, Noel Babadası, deve plajı, soğuk su. Kelebekler Vadisi'nde ve soğuk suda birer saat yüzme molası, diğer koylarda yarım saat 40 dakika arasında yüzme molası. 11'de teknemiz kalkıyor, 5.30'da yeniden geriye dönüyor. Toplam yemek dahil, yemek dahil, doğrudur. Gayet, transfer dahil mi o 400'e? Değil, buradaki müşterilerimiz. Evet. Başka ne var? Jeep Safari var. Jeep Safari var. Bu 8.15'ten sabah 8.15'te başlayan, akşam 4.30'dan süren toplam 120 kilometrelik bir turumuzla Gizli Kent Şelaleleri, orada restoranda öğlen yemeği, daha sonra Saklı Kent Kanyonu'na. İsterse müşterilerimiz orada rafting veyahut da zipline yapabilirler. O ekstraya tabi oluyor tabi. En sonunda da eğlence amaçlı yapılan bir çamur banyomuz var. Tabi bu arada bu yollardan giderken köylülerin sürprizleri var sizlere. Özel su şey. Atıyorlar değil tabii, mi? Tabi serinletiyorlar öyle. Evet. Bu ne kadar safari? Bu da 400 lira. Bu da 400 lira. Evet. Çocuklar peki olayın paketin neresinde oluyor? 0-3 yaşındakilerine tabii serbest oluyor onlar. Ama 3'den 12'ye kadar onlar yarı ücret ödüyor. Bu yarı ücretin içinde oturağı var cipte ve öğlen yemeği çıkıyor. Çok güzel. Bravo, çok güzel bir iniş. Geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Vay be, üstümüze paraşüt de düştü ha. Şimdi burada yukarıdan atlıyor paraşüt. Bazısı buraya iniyor, bazısı plajın daha ileri taraflarına iniyor. O firmaya göre mi iniş yapıyorlar? Atlamıyorlar, dur bir. Yamaç paraşütünde atlamıyor. Ne yapıyor, zıplıyorlar? Yamaçtan koşuyorsunuz, uçak kalkışı gibi düşünün. İndikleri yerde firmaların konumuna göre, kendi şirketlerinin ofislerine yakın bir yere inmeye çalışıyor. Mesela bu nerenin ofisinin mesela şeysi şimdi? Mesela bu benim. Koş, 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 koş. Ölüdeniz'den tekneler Belcekız'dan kalkıyor. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü tekne seçeneği var. Hepsi de böyle şekilli şukullu. Genelde de korsan tekneleri gibi. Var be, bir gün bir tane İngiliz donanma gemisi tarzında bir tekneyle gelelim mi buraya? He, bir ayrıcalık yaratalım. Bak, bir tanesi Robinson'da bir şey. Ne o? Şey adam, çünkü ahtapot adam. Ne biçim bir adam? Black Pearl, inci ve şimdi hepsi. Şimdi su sporları için fiyat almaya geldik. Ne varmış? Neler bak, var? Parasailing varmış. Hadi bize bunları bir anlat, ne oluyor bunlar? Şimdi bu parasailing paranın olmadan için. Parası olmayanlara sailing diyor. İkinci double parasailing. Parasailing de şöyle, biz Cihan'la birlikte yapmıştık. Tekne sizi çekiyor. Aslında bana paraşütten birazcık daha korkutucu geliyor şimdi düşündüğümde. İp koparsa Denizli'ye kadar yolu var burada çünkü. Şöyle, tekneye iple bağlısın, ipi evet, yavaş yavaş salıyor, bir 100-200 metre çıkıyorsun, seni çekiyor. Evet. Double parasailing dediğinde... İki kişi binebiliyorsun. İki kişi biniyormuşsun, onda da iki kişi ama neyse. Orada fazla tarz, fazla çeşit, iyidir. Bu neymiş? Burada muz efendim. Yılların eskiletmediği değil mi? Evet. Muzumuz. Eskimez. Bu neymiş? Great Mabel dedi. Burada da daha çok bir batak ortamının uçarak böyle suda gittiğini düşünün. Öyle bir şey. Bunun çok tuhaf bir şeyi var. Bak şimdi hemen söylüyorum. Burada ne kadar sıkı tutunursan eğer o kadar düşme tehliken oluyor. Öyle mi? Kendini rahat bıraktığında düşmüyorsun. Evet, buradan Ebru'dan su sporları trikleri alıyoruz. Sağ olsun. Aşağıda mesela, Phantom varmış. Uçarcasına bir şey. Bu çok güzelmiş ya. Güzelmiş ama çok kolları molları yorar ya. Speedboat dediğimiz zaten bu hız teknesi kiralama. Jet ski varmış, jet ski, jet ski. Hiç bindin mi? Jet ski çok eskiden binmişliğim ben var. Ben hiç binmedim. Çok eskiden. Jet ski. Merhaba. Evet, merhaba, yukarıdan bir ses bindirelim mi dedi. Merhaba ablacığım. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ i̇yiyiz olun, biz de, sağ olasınız. De. Bak hemen. Etkinliklerde bunlar. Tamam, jet skiymiş. Mesela 15 dakikası jet skinin 1800 lira. Flyboard dedi. Deminki o batak gibi, batakhane uçuşu falan dediğimiz var ya, o 2-350'ymiş. Bunlar kişi başı. Parasailing 1700 liraymış. Kamp evler 2 kişilik fiyatlar. Mesela jet ski
İki kişilik fiyattır. Ha, 1800 lira. İki kişi binebiliyor ya. Evet. 2900 ya yarım saat mesela. Evet. Ne oluyor? 1450'ye geliyor. Geliyor. Evet. Başına 15 dakika bineceğine iki kişi binsin de yarım saatte üstünde kalmış oluyorlar ve 1450 lira. Evet. Evet. Motorumuza geldik. Turumuza devam edeceğiz. Motorumuzu da tam Ölüdeniz minibüslerinin durduğu yere park etmişiz. Eğer Fethiye merkezden veya Hisarönü'nden veya Ovacık'tan Ölüdeniz minibüslerine binerseniz sizi indirdikleri nokta burası. Son durak burası ve yine buradan Fethiye merkeze, Ovacık'a, Hisarönü'ne minibüsler var. Sürekli hiç bekleme yapmadan limalı 10 numara arabalarla seyahatinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle deniz direkt burası. Şimdi dünyaca ünlü Ölüdeniz Kumburnu plajına gidiyoruz. Bakalım ücretleri ne kadarmış, giriş ücreti? Evet, geldik 2023 Ölüdeniz fiyatlarına. Otomobil 120, büyük otomobil 150, büyük otomobilleri SUV'lar herhalde. Küçük minibüs dedi 180, büyük karavan 250. Büyük minibüs 250, küçük otobüs 500, büyük otobüs 750, motor 50 lira. Burada aracınızı olabildiğince ileriye park etmeye çalışın. Bilmiyorum yer olur mu tabii ki ama yürüme mesafesi birazcık uzun. Sıcakta zor olabilir buralara park ederseniz eğer. Ölüdeniz'e geldik, motorumuzu bıraktık. 50 TL giriş ücretini verdik. Şimdi size Ölüdeniz plajına gelirseniz burada nelere dikkat etmelisiniz? Bu plajın neresinde ne vardır? Neresi kime hitap eder? Bunun gibi bilgileri paylaşacağız. Tabii ki yine kendi deneyimimiz ve kendi bakış açımızla yapacağız bunları, değil mi Ebru efendim? Evet. Tabii ki. Şimdi arkadaşlar, arabanızı veya motorunuzu buraya bıraktınız değil mi? Ölüdeniz'in içeri girdikten sonraki son noktalarını tabii ki seçiyorsunuz. Demin de Ebru'nun dediği gibi. Buradan bir soldan giriş var. Bir de böyle sağdan giriş var. Hangisinden girelim? Buradan girelim mi? Oradan mı gidelim? Sen buradan girelim. Ben buradan gidelim diyecektim. Tamam, buradan. Bu gittiğimiz bölüm Ölüdeniz'in o fotoğraflarda gördüğümüz, şöyle çevireyim. Fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz o göl gibi olan kısmının içine direkt giriş yapabileceğimiz hemen koyun yan tarafından giriş. Sağ taraf biraz daha böyle sakin oluyor ama böyle bir tık daha balçık gibi oluyordu evet. Eskiden. Şu anda nasıl bilmiyorum. Göreceğiz. Biz en çok ön tarafı seviyoruz. Çünkü orada da böyle önünüz yeşilliklerle kapalı. Biz böyle hani deniz ve önümüzün bir şeyle kapalı olmasını çok seviyoruz. The Beach işte. Leonardo DiCaprio'nun The Beach filmi yok mu? Sahil var kapalı. Sol tarafta da açık denizi görüyorsunuz. Evet. Şimdi sağ taraftan girdik. Genelde çocuklu ailelerin sığ olduğu için ve kapalı alan olduğu için daha güvenli bulduğu ve böyle ağaçların altında piknik, işte masa sandalye, battaniye atabilme imkanları bulduğu tarafından girdik Ölüdeniz'e. Birazdan plaja varmış olacağız. Şöyle sazlıklardan geçiyoruz. Burası da tam timsah çıkmalık değil mi ya? Şöyle. Çok güzel ya. Çok doğal. Oh, dayı çıktı şu. Buraya şeyler yapılmış. Böyle çardaklar yapılmış. Ücretlidir denmiş. Eskiden burada aileler piknik yapardı. Daha doğrusu piknik demeyeyim de kendileri, kendi olanaklarıyla getirdikleri havlular, şemsiyelerle takılırlardı. O imkan sağ tarafta böyle evlerden alınmış. Yer bulduğunu aradan denize atlayabiliyorsun. Şuraya bir havlu atılabilir. Ha. Tuhaf bir ses geldi oradan. Burada aralarda genelde bir şeyler çıkıyor. Öyle bir durum. Dayı ve türevleri. Kart varmış. Neden diyor, vay. Alandaki nakit yeme içme ve şezlong harcamalarınızda bir çoflakın kartını kullanmanız gerekmektedir. Ha. Senin bundan nakit haberin yok tabii ki. Yok. Artık burada nakit geçmiyor. Bir kart alıyorsunuz. Karta para yüklüyorsunuz. Yiyecek içecekleri de o karttan alıyorsunuz. Şezlong şemsiyenizi de o kartla alıyorsunuz. Subboard 250 liraymış. Yunus 400. Kaydıraklı Yunus 500. Arabalı pedallı Yunus 500. Kano 200. Kano tekli 120. Palet kirası 100. Gözlük kirası 100 lira imiş. Bunları da buradan kiralayabiliyorsunuz saatlik. Burada şezlong yok. Nasıl? Burada genelde şemsiye, ha, havlu atılıyor. Güzel. Vatandaşa da yer bırakmışlar diyorsun ha? Evet. Böyle şezlongsuz, şezlong free zone. Sonra burada başlıyor şezlonglar. Çünkü buruna geldik şu anda. Kolay gelsin. Ne kadar şezlong şemsiye ücreti? İkisi 360. İkisi 360 derken şezlong, şezlong şemsiye... İki şezlong şemsiye. 360. Aynen. Teşekkür ederim. Evet, 360 lira olmuş bu sene şezlong şemsiye ücretleri. Biraz pahalıca ama... Çok çıkmış ya birden. Yani şey yapacaksın, sandalyeni alacaksın, şemsiyeni de alacaksın, geleceksin, kurulacaksın arkaya. Değil mi?
Hani bir hafta tatile geliyorsan her gün o parayı vermezsin. Kendi malzemenle takılırsın yani. Evet, Ölüdeniz'in içinde açıldığını duyduğumuz Starbucks'ı da bulduk. Buraya da gelmişler sağ olsunlar. Onlar her yerdeler efendim. Müzikleri güzel. Ona laf yok. İçelim birer kahve. Güzel. Bilmem. Gerek Norm- var mı? Starbucks fiyatları mı geçerli Hayır, yoksa değil. Ölüdeniz fiyatları? Ölüdeniz fiyatları. Amerikano 90 lira. Evet. Gerek yok. Cappuccino 90 lira. Gerek yok. Bak motosiklet park alanı diyor. Oraya park ettik. Oraya park ettik. Sonra buradan yürümeye başladık. Evet. Şöyle geriden alıyorum biraz her şey gözüksün. Şu şekilde yürüdük. Burada insanları görmeye başladık yavaş yavaş. Havlular atılmaya başlamıştı. Sonra şezlonglar başladı. Burası ailelerin, yani çocuklu ailelerin olduğu sığ yer dediğimiz yer. Sonra buraya Burun'a geldik. Burun oldukça kalabalık. Önü kapalı dediğimiz yer. Sonra burada şezlonglar devam ediyor ve açık denize bakıyor. Sonrasında zaten burası böyle birleşiyor Belce kızla birlikte. Evet. Öldünüz. Şöyle bir Burun'u gezdik yani. Tam tur attık yarımadada. Evet. Şu anda Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Kelebekler Vadisi'nde miyiz ki? Kelebekler Vadisi'nde miyiz, değil miyiz, biz de emin değiliz. Bak 25 senedir Fethiye'de yaşıyoruz, hala emin değiliz. Niye? Çünkü Kelebekler Vadisi ile ilgili bir kavram karşılaşması başladı artık son yıllarda Fethiye'de. Onun nedeni de şu, insanlar Kelebekler Vadisi deyince bu noktayı düşünüyorlar. Yani Kelebekler evet. Vadisi'ni tepeden görünce buradan fotoğraf çektikleri nokta gibi kafalarında canlandırıyorlar. Biz de artık şaşırdık, yanlış gelmişiz. Aslında aşağısıydı Kelebekler Vadisi. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu arada. Kelebekler Vadisi nerede, nasıl ulaşabiliriz diye. Biz de herkese diyoruz ki denizden ulaşabilirsiniz. Çünkü asıl Kelebekler Vadisi'nin noktası denizden ulaşılabilen bir vadi. Ama evet. Herkes bu noktayı soruyor. Bu noktayı Kelebekler Vadisi olarak kafasında canlanıyor artık. Çünkü internetin gücü sayesinde burası yeni bir turizm destinasyon, yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Eskiden bu tepede hiçbir şey yoktu. Biz keçilerle falan takılıyorduk burada. Evet. Yine tek tük insan oluyordu ama bu kadar trafik olacak kadar bilinirliği yoktu. Mesela aramızda kalsın, biraz önce iki tane abla gördük. Abiye giyinip gelmişler. Abiye giyinip gelenler var burada. Her türlü insanı şu anda görmek mümkün. Evet, şu anda verilen pozlardan bir tanesine şahit. Bir diğerine daha şahit. Sezercik Küçük Mücahit. Olay bu. Bu. Kelebekler Vadisi'ni bu tepeden görüp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Evet. Birincisi. İkinci seçenek. Bu arada bu tepeye varmak için de Ölüdeniz'den, Ölüdeniz merkezinden 15 dakikalık bir dağ tırmanışı yapıyorsunuz arabanızla. Öyle varıyorsunuz buraya. İkinci yöntem, Ölüdeniz plajından kalkan günübirlik tekneler, gün boyu tur yapan bu teknelerin durduğu noktalardan bir tanesi yine Kelebekler Vadisi. Evet. Yaklaşık, asıl vadenin içi yani. Evet. Vadenin plajına yaklaşık bir saat boyunca orada park ediyorlar ve insanlar vadide gezip denize giriyorlar. Sonra tekne turu diğer stoplarına gitmek için hareket ettiğinde teknelerine binip devam ediyorlar. Üçüncü yöntem ve bizim en çok önerdiğimiz yöntem de şu. Yine Ölüdeniz plajından Kelebekler Vadisi'ne her saat, sabah saat kaçta başlıyor dediler? 11'de. Sabah saat 11'de başlayıp akşam 5'e kadar sürekli saat başı git gel yapan birkaç tane tekne var. Fiyatı ne kadar kişi başı? Kişi başı 300 lira. Kişi başı 300 lira götür getir yapıyor değil mi o? İstediğiniz bir saatte gidip istediğiniz bir saatte yine aynı teknelerle geri dönebiliyorsunuz. Yani gününüzün bir kısmını orada geçirip Kelebekler Vadisi'ni deneyimlemiş olabiliyorsunuz ki biz onu daha çok öneriyoruz. İsterseniz orada da kalabilirsiniz. Ertesi gün dönebilirsiniz. Yani mesela. Kalması tabii ekstra bir ücretle tabii. O ayrı bir şey. İşletme var orada da. Öyle evet. Çadırınızı alıp Kelebekler Vadisi'ne gidip para vermeden kalabilir miyim falan gibi bazen soruyorsunuz. Öyle bir imkan yok arkadaşlar. Oraya gider. Orası bir kooperatif tarafından işletildiği için herhangi bir bireysel girişle para vermeden kalamıyorsunuz. Sadece evet. Gün içinde gidip gelmeli, ziyaret etmeli bir olanağınız var. Şunu da söyleyelim. Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz'den kalkan tekne turları dedim ya stop olarak duruyor orada bir saat. Eğer o saatler arasında giderseniz kendi imkanlarınızla çok kalabalık oluyor ve plaj olduğu gibi insan yığını oluyor. Denize giremiyorsunuz, sesten gürültüden kafa dinleyemiyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz vadiden. Size önerimiz şu olur. Öğleden sonra saat 2 gibi bu tekneler Kelebekler Vadisi'ne hareket ettikten sonra eğer giderseniz kelebekleri oranın o müthiş enerjisini ancak öyle anlayabilirsiniz. Kelebekler Vadisi'nde bu kadar insan yok. Bu kadar kelebek de yok. Buraya gelecek olan insanlara söyleyeceğim bir mesajın, bir şeyin var mı?
Burayı temiz tutmaları dışında. Temiz tutsunlar. Değil mi? Değerini bilsinler. Sağlıklarını isterim. Ha, çok kenarları varmasın, diplerine düşmesinler. Allah acı göstermesin. Senin burası evin sonuçta. Onların bir günlük gelip gördüğü yer. Ona göre saygılı da olmalılar. Evet. O çöpler möpler pek hoş değil yani. Zaten çöp atmayın diye. Bazı da kahırlanıyorsun, kızıyorsun. Kız sen, niye lafını esirgeme. Niye attınız çöpü, niye atıyorsunuz? Bak orada konteyn var. Şuralarda kaç tane çöp valizi var diye hemen getirin, oraya atın. Evet. Biz uyaracağız, onlar öğrenecek, yapacak bir şey. Kimisi de ters cevap veriyor. Çekişiyorlar da bana. Olsun, dersin o. Diğerleri duyar, belki sana arka çıkarlar işte, orada. Öyle idare edeceğiz. Eyvallah. Ebru arkadaşlarını buldu şu anda. Var mı söylemek istediğin bir söz kendilerine? Derim küsküllü ve küsküllü belayı biliyor musun? Yakalarsam. Evet. Şu anda Fethiye'nin çılgın gece hayatlarını akmaktayız arkadaşlar. Neredeyiz yavrum şu anda? Şu anda Hisarönü'ndeyiz arkadaşlar. Hisarönü bölgesindeyiz. Fethiye'de gece hayatı dediğiniz zaman bir, bu Hisarönü gelir akıllara. Evet. İki, Ölüdeniz'de bir böyle gece hayatının olduğu uzunca bir cadde vardır. İki, evet. Bir de yine Fethiye merkezde Pasmatur denen yerde klapların olduğu bir bölge vardır. Son olarak da canlı müziklerin yapıldığı sahilde, evet, o sabah gittiğimiz parkın öncesinde güzel mekanların bulunduğu böyle bir gece hayatı demeyelim de canlı müzik hayatı. Evet, yani ne, hangisini tercih edersiniz? Zaten böyle kordonla yürümeye başlayınca kafeler, restoranlar, canlı müzik böyle, o da eğlenceli bayağı. Ben aslında en çok onu seviyorum. Yani bu tarz eğlenceler pek bana göre değil. Evet, yani dörde bölebiliriz Fethiye'deki gece hayatını. Şu anda Hisarönü'ndeyiz. Hisarönü genellikle Ovacık, Hisarönü ve Ölüdeniz bölgesinin insanların gelip eğlencelere katıldığı yerdir. Gördüğünüz gibi şöyle barlarda hoplayan, zıplayan, barın üstüne çıkan arkadaşlar, dans edenler ateş yollarla geçer burada geceler. Sadece eğlence olarak da düşünmeyin. Aynı zamanda alışveriş merkezleri de var bolca. Kuaförler var. Öyle takma kirpikler, işte ojeler, onlar bunlar. Bayağı böyle turistlere yönelik aslında. Siz de gelip faydalanabilirsiniz isterseniz. Genelde insanlar burayı klaplarda dans etmek, eğlenmek için kullanırlar. Şu anda tam ortasındayız. Şöyle bir tam tur dönelim bakın. Cadde böyle uzuyor. Buradan ileriye kadar gidiyor. Yaklaşık bir 1 kilometre kadar bir yolda. Sağlı sollu restoranlar, klaplar, barlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir 360 döndük size. Midyeci'de başladık, Midyeci'de bittik efendim. Bunun az ilerisinde Luna Park var biliyorsun. Evet, Cihan İstersen, çok sever. Ben severim. Sabah normal manuel parktı, bu Luna Park. Elektronikli. İstersen orada gidebiliriz. Sen bilirsin. Sen de bilirsin aşkım. Yani ben çok sevmiyorum biliyorsun. Olay bu kadar işte. Burada gösterecek başka bir şey yok. Burası nereye yakın? Ölüdeniz'e yaklaşık 5 kilometre. Ovacık'a 1 kilometre gibi. Genelde burayı bu arada yabancılar daha çok, değil mi? Evet. Eğlence için kullanılır. Evet. Yerlilerin de olduğu tabii söylenebilir ama daha çok Fethiye merkezdeki mekanlara yerlilerin gittiğini söyleyebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. Mesela %70'e %30 burası yabancıysa, tam tersi bir oranda Pasmatur'da var. Türkler orada daha fazla. Evet. Ben yani gece hayatı diye baktığımızda Pasmatur'u daha çok beğeniyorum. Daha yani, bana hitap ediyor. Evet, burası biraz daha İngiliz gençlerine yönelik eğlence sunduğu için. Evet. Burası bizi açmıyor. Evet. Pazarlıklar devam ediyor şu anda son hızıyla. 250'ye anlaştık kendisiyle. Anlaştık. İkimiz 250'ye çiziyor, sen oturalım. Eyvallah. İkimiz de botoksu gibiyiz. Posterimizle kapanış yapıyoruz. 2-1 Ta-ta. Bugünden bize kalan. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Bugünü çok teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte geçirdiniz. Elimizden geldiğince size fiyatlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Belki biraz geç kaldık sezonda bugün. Bu videonun yayınlanma tarihi herhalde Temmuz'un ilk haftasının sonlarına doğru falan olacak ama bu saatten sonra gelecek olanlar için bir kılavuz herhalde niteliğinde, evet, bir şeyler yakalamaya çalıştık. Fiyatlar genel olarak ne diyelim, geçen seneye göre tabii ki yükselmiş ama her şeyin fiyatları çok daha fazla, çok daha fazla yükselmişti zaten. Her ne olursa olsun Fethiye kesinlikle görülmeye değer bir yer. Evet, kesinlikle. Gelin burada gezin, tozun. Bu videomuzda belki göstermediğimiz birçok daha yer olabilir. Çünkü geçen seneki videomuzda zaten birçoğunu da tanıtmıştık. Onun için her ikisini de izleyebilirsiniz. Onun da böyle linkini bırakalım buraya. Burada göstermediğimiz yerler orada var. Hala da göstermediğimiz çok, çok yer var. Eğer göstermemizi isterseniz bu yerleri, göz kırpın, biz anlarız. Belki bir video daha yaparız size yaz bitmeden. Fethiye'nin daha da şimdi bilinen yerleri bitiyor, bilinmeyen yerlerine doğru belki, evet, biraz daha böyle geçeriz. Bizim bildiğimiz daha özel yerleri de gösteririz sizlere. Bu kadar. Haftaya görüşürüz o zaman. Kendinize dikkat edin. Botokslu halimizle size güle güle diyoruz. Var var. Hoşçakalın, sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın, sizi çok seviyoruz.
Şuradan şu aa diye girdik. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada konuşuyor zaten, ağzını elini koymana gerek yok. Şuradan. Ha buradan da olmuyor. Olmuyor mu? Yok, oluyor. Kendinize çok, çok iyi bakın. Çok iyi bakın yolcuların dikkatine. Hoşçakalın. Bay bay. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yoksa çok kötü olur. Bay bay.